Bir sabah uyandınız, böyle hızlıca giyindiniz. İşe gitmek için ya da okula gitmek için fark etmez. Yola çıktınız. Böyle midenizi yakan ucuz bir poğaça almak zorunda kaldınız. Bir de en ucuzu 20 lira olan sigara aldınız. Zaten sabah sabah otobüs dahil 30 liralık oldunuz, 35 liralık oldunuz. Otobüs beklediniz, otobüse bindiniz, işe ya da okula gittiniz. Motivasyon sayfalarında bahsettik kaplanlar var ya, kaplandan daha fazla çalıştınız, eleştirildiniz. Akşam çıkışta A101'e gittiniz. Böyle ucuz bir şeyler bakınırken gereksiz bir tanıdığınızı gördünüz. Size yok mu yeğenim evlilik filan dedi. 2 saat içinde ekonomi anlatmak istemediniz. He he deyip geçtiniz. Eve gittiniz. Pilavla patates yemeği yediniz. Telefonunuzdan liseli bir çocuğun takipçi kasmak için açtığı motivasyon sayfasına baktınız Instagram'da. Size kaplan olduğunuzu söylüyordu oradaki gönderi. Sonra size Elon Musk olacağınızı söyledi oradaki gönderiler. Eskiden filmlerde birini gaza getirmek için aslansın, kaplansın, sen yaparsın falan diyorlardı ya. İşte o kişi yerine koydular sizi. Şimdi gelin farklı bir açıdan bakalım. Nedir farklı bir açı? Kişisel gelişim insanın hayatını biraz daha güzel bir noktaya getirebilmesi için onu destekleyen bir araçtır aslında. Tamam mı? Onu destekleyen bir araç. Burada kesinlikle amaç kişinin gaza gelmesi değil. Onu durduk yere gazlamak, yaparsın sen misin falan demesi değil, denmesi değil. Tüm kişisel gelişim sayfaları iki şeyi obje yapıyor. Biri kaplan, diğeri Elon Musk. Şimdi o sayfaları takip edip, özenip okulu bırakmaya karar verdikleri adamın babası elmas işi yapan bir zengin. Elbette hedefleri küçük tutmayalım ama karar alırken mantıklı olalım. Asla zengin ya da başarılı olamayız demiyorum. Ama Elon Musk olamayız. Mümkün değil. Eğer çok çalışmakla Elon Musk olunsaydı, dünyada mesai saati en fazla olan ülkelerden biriyiz. Biz zaten çoğumuz Elon Musk'ı geçmiştik. Demek ki ne yapacağız? O halde biz ne yapacağız? Birincisi, gaza gelmeyeceğiz arkadaşım. Gaza gelmeyeceğiz. Hayat kalitemizi yükseltecek bir hedefimiz varsa, hedefi bizimle aynı olan insanlarla bir arada takılacağız. Bizimle aynı hedefi düşünen insanlarla birlikte motive olacağız. Zengin olmak istiyorsak bulduğumuz iş fikrine yapışacağız ve onunla ilgili o fikri geliştirecek daha fazla araştırma yapacağız. Mantıklı adımlar atacağız, sabredeceğiz. Kendimizi kaplan sanmayacağız, affedersiniz eşek gibi çalışacağız. Eğer motivasyona ihtiyaç duyuyorsak bizi motive edecek ama gaza getirmeyecek yerleri takip etmemiz lazım. Şimdi reklam yapmak gibi de olmasın ama kanalım hoşuna gittiyse buyur gel beklerim. Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere.